Yaz döneminde dediğiniz gibi yağışlarımız azdı. Kış döneminde yağış aldık ama o da ekili ürünlerin ihtiyacını giderecek seviyede oldu. Yani toprak çok doyuma ulaşacak, çok kuvvetli yağışlar almadık. O yüzden de baraj seviyelerimiz, nehir debilerimizin seviyesi çok yükselmedi kış döneminde. Bu şimdi geçtiğimiz günlerde yağan yağışlarla hafif bir yükselişe geçti. İnşallah bu önümüzdeki süreçte de belli aralıklarla yağışlar alırız. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşamayız diye umuyorum. Yaşarsak ne olur diye baktığımızda Bulgaristan'dan su talep etmekten başka şansımız olmaz şu an. Bununla ilgili biliyorsunuz biz göreve geldiğimizden beri hep gündeme getiriyoruz. Çömlekköy Barajı diyoruz. Neden Çömlekköy Barajı? Bulgaristan sınırından sonra Türkiye sınırlarına su girdiği noktada ilk yapılacak olan baraj projesi. Ve 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapım kararı alındı. Ve şu an ihalesi yapıldı, çalışmalar başladı. Müteahhit arkadaşlarla görüştüğümüzde üçte birlik kısmının ödeneğinin bu yıl yapılacağı ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğini söylediler. Bu yıl için faydası var mı? Tabii ki yok. Biz diyoruz ki inşallah bu baraj projemiz çok hızlı bir şekilde yürür. En kısa sürede üreteceğimizi suyla buluştururuz. Yani en azından nehir debilerimizde su sıkıntısı yaşarsak eğer, buradan bir miktar su saldığımızda buradaki sıkıntıyı gideriz diye umuyorum. Bunun başka bir kaynağı, başka bir çözümü şu an için yok. Yeraltı sularımızdan hep bahsediyoruz. Bunu Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze de iletiyoruz. Burada yeraltı kuyularına vuralım. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'nin birçok yerinde yeraltı suları gittikçe derinleşmeye başladı. Ve bizim bölgemizde de bu biraz da etkisini göstermeye başladı. Tabii ki devlet büyüklerimiz de her bölgeye kuyu vurulursa bize de önümüzdeki yıllarda göçükler oluşabileceğini, seviyelerin daha aşağıya gideceğini düşünüyor. O yüzden de çok fazla bunlara kuyu vurulmasına izin verilmiyor. Çok ihtiyaç duyulan bölgelerde zaten izin alarak işlemler yapılıyor. Ama bizim bölge olarak bizi kurtaracak önümüzdeki yıllarda su seviyemiz ya da nasıl sulama yaparız düşüncesinden kurtaracak tek proje baraj projesi. İnşallah bir önce hayata geçer. Yani hayata geçti ama inşallah bir an önce biter ve üreticilerimizi suyla buluştururuz.